Beni istemişsiniz efendim. Abbas Efendi nerede Ergun? İzin verdiniz efendim, eve gitti. Bizi davet etti de mangal yakacak. Oo, herkesin bir programı var bugün. Ne zaman bir işimiz olsa. Ne yapsınlar abi, önceden verilmiş bir söz. Sen onların avukatı mısın? Biz halledelim efendim, yapabileceğimiz bir şeyse. İstemiyorum. Kadevi repoya mı yatırdınız? Yatırdık Şevket Bey. Para lazım. Şimdi ne olacak? Her ay yatırıyoruz efendim. Biz burada eşek başı mıyız? Bize sormak yok mu? Haberiniz var biliyordum efendim. Abi söyledik ya, sen de bize aferin dedin ya, bundan sonra hep böyle yapalım dedin ya, hatırlamıyor musun? Ne oluyor Şükrü Bey, el kol hareketleri? Burnundan soruyorsun bakıyorum. Hatırlatıyorum sadece abi. Ben bu parayı yarına kadar bulamazsam yakarım ikinizi de. Allah Allah. Evet, oğlumun istikbali söz konusu. Bizim de yeğenimiz, elimizden bir şey geliyordu, yapmıyor muyuz? Hadi yap o zaman, durma. Ha Ergun, 750 milyonluk bir müşteri çekimiz vardı bizim, Rıfat Bey'in. Ne oldu, gelmedi mi onun vadesi? Geldi efendim, takasa veremedik. Niye veremiyorsunuz? Biz burada para diye kıvranıyoruz. Bir dakika abi, bir dakika, veremeyiz. Adam rica etti, bir hafta erteledik, ayıp olur şimdi. Hiçbir şey olmaz. O bize yapıyor mu böyle bir jest? Günü gelince takır takır alıyor parasını. Sende mi o çek? Bankada efendim, bekletiyoruz. Talimat bekliyorlar. Saat 4:30. Fırla banka kapanmadan. Peki efendim. Ergun dur, bir dakika abi, olmaz öyle şey. Bu kadar alışverişimiz var adamla. Ben söz verdim. O da doğru efendim. Sana fırla dedim. Peki efendim. Ergun bir dakika. Abi olmaz. Ya bıraksana adamı. Siz nasıl isterseniz öyle olsun efendim. Ben sana git diyorum hadi. Peki efendim. Ergun bir dakika. Ergun gidersen çok fena olur, sana söyleyeyim ha. Ne olur? Tehdit mi ediyorsun adamı? Puh! Oğlumuzun 40 yılda bir işi çıktı, şu engellemelere bak. Bir de mangal safhasına düşüyor. Hayır efendim, ne mangalı? Erteleriz icabında. Puh sana da! Sen de amca olacaksın ha? Tükürüp durma abi, yetti. Tamam, ben iyi bir amca değilim. Değilsin ya! Soğuk herif, puh! Her şeyin bir çaresi bulunur efendim, üzmeyin kendinizi bu kadar. Şükrü sesini yükseltme, döverim ha. Zor döversin sen beni biraz. Sen bana cevap versene, bana cevap ver, ben neciyim burada? Şükrü benimle ukala konuşma, gebertirim seni ha! Allah belanı versin senin! Ergun, nerede o hayvan? Geberteceğim o hayvanı! Efendim, lütfen, benim yüzümden oldu. Lanet olsun! Eyvah, birbirlerine girdiler Demet, kavga çıktı. İlgilenmiyorum Ergun Bey, ne yapayım? Tabii kızım, sizi de ilgilendirir. Keyfinize bakın siz. Keyfimize bakmıyoruz Ergun Bey, işimize bakıyoruz burada. Destur müdürüm. Getirdin mi çayları? Getirdim müdürüm. Cem Bey'in kolası burada. Aferin, limonu, buzu tamam, hadi gir. Gel. Efendim çaylarınız. Sen mi yaptın çayları Ergun? Efendim, sizin şu şakacılığınız yok mu? Her şey yatıyor vallahi. Ne gam kalıyor insanda, ne tasa. Ne yaptınız Cem Bey, bir karar verebildiniz mi? Henüz bir şey yok Ergun Bey, konuşuyoruz öyle. Hakkınızda hayırlısı efendim. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. İnşallah her şey tam istediğiniz gibi olur. Abbas'a doyalanma, özel konuşuyorlar, çık. Ne kelime müdürüm, affedersin. Tövbe. Hadi Ergun sen de çek kapıyı, özel konuşuyoruz. Hemen efendim, keyfinize bakın siz. Herhangi bir emriniz olursa. Tamam hadi. Kulağım kapıda demek istiyor. Herhangi bir emriniz olursa pat. Aynen öyle. Ben de birazdan tuvalete gider gibi açıp kapıyı çıkacağım. Ergun Bey, buldum, ödenmiş. Ya demedim ben sana Kanarya, kafa bu kafa. Bilgisayarla çalışmıyoruz biz sizin gibi. Ne oldu Leyla Hanım'ın gümüş kaşıkları? Hani bulup bize verecektiniz? Çıkmadı müdürüm, affedersin. Bulsak niye vermeyelim? Bulduk da çoktan kaynattık desene şuna. Ne kelime müdürüm, affedersin. Tövbe, hırsız mıyız biz? Adamı günah sokma, sıkı veririm gırtlağını. Amir neye kaldırıyorsun ha? Öldürecek misin beni katil? Öldürürüm affedersin. Bırak tut şunu. Bırak gel sen. Abbas abi ne yapıyorsunuz? Durun Allah aşkına. Babam bırak sen karışma affedersin. Azlı gene bu azlı. Bir insanın üstüne bu kadar da gidilmez ama Ergun Bey. Yapma bunu müdürüm affedersin, gücüme gidiyor. Ne yaptık Abbas Bey? Konuşma öyle cıvık cıvık patronlarımın yanında. Bana bak ağzını topla. Toplamıyorum ben. Canım mı alacaksın ha? Canım mı alacaksın? Abbas'ım ha! Burama geldi. Ne yapıyorsun? Bırak bacım affedersin. İnsanın kafasını tepesine attırıyor. Demet polis çağır. Çağır. Polis. Demet ne oluyor? Bülent koş. Abbas abi delirdin mi? Delirdim affedersin. Bu adamı delirtir. İnsanı içeriden çıkartır. Pat! patlatacağım bir tane daha şimdi kafasına dolu. Başı kırılsın. Gel buraya Abbas abi, patronlar görecek şimdi. Görsünler arkadaşım, görsünler. İnsanı sizden çıkartır bu adam. Deli etti beni be. Abbas'ım, ahlaksız cani. Yardım başıma. Gel. Hani, hain kadar. Polis yardım et. Tamam, yapmayın Ergun Bey. Bırakalım da öldürsün mü? Cani, kan var mı kan? Görünmüyor Ergun Bey. Ah başım çok ağrıyor. Vizeye çıkmam lazım benim. Hayır rapor alacağım. Yakacak başıma bu kitapsız affedersin. Bu dünyada bana rahat yok affedersin. Gireriz araya Abbas abi. Konuşurum ben, olur mu öyle şey? Sen de yenesin burada affedersin. Harcarlar. Katil eder bu cıvık insanı. Temelli gidiyormuş, bir toplama şunları be oğlum. Bitti baba. Fazla bir şeyim yok ki zaten. Gidelim mi? Gidelim baba. Özür dilerim efendim. Gidiyor musunuz efendim? Gidiyoruz. Efendim biz de sizi bekliyorduk. Vallahi inanır mısınız? O kadar üzgünüz. Yani canımızdan, etimizden bir şey kopmuş gibi. Duyan da bir şey sanacak Ergun. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Adam askere gidiyor işte. Öpüşün hadi, şamata yok. Hoşçakalın Ergun. Ah benim. Güle güle. Çok arayacağız sizi, çok. Hadi öp Demet'i de. Demet'ciğim hoşçakal. Güle güle gidin, güle güle gelin Cem Bey. Özleyeceğiz sizi. Ben de sizi. Ah benim. Nasıl geçecek o kadar gün? Geçer, geçer. Hadi öp Bülent'i de. Bülent'ciğim yokluğumu aratmayın. Abi, sizin yokluğunuz o kadar kolay kolay kapatılır mı? Elimizden geleni yapacağız Ergun Bey. Bir ihtiyacınız olursa. Sağ ol, haber veririm. Hemen efendim, bir telefon, hemen emirdeyiz. Turist olarak gitmiyor İzmir'e Ergun. Adam askerlik görevini yapmaya gidiyor. Askerlik! Abbas Efendi. Hakkını helal et babam. Sen helal et Abbas Efendi, estağfurullah. Bırak babam, bırak. Vallahi olmaz, yapmayın Abbas Efendi. İstemiyor Abbas, rahat bırak, Allah Allah! Ver babam. Abbas, alsana çatasın Cem Bey'in. Aldık ya müdürüm, affedersin. Hadi görüşürüz. Ah benim, doyamadım. Gitmeden sizi bir daha öpeceğim. Ergun, ne yapıyorsun ya? Şişt, bırak! Dayanamıyorum benim, elimde değil! Bu kadar da görülmemiş feci acılık. Utanmıyor da. Ergun, bıraksana çocuğu! Allah Allah! Güle güle! Aman efendim, estağfurullah. Hep birlikte atladık. Yok yok, öyle değil. Karşı taraf yaptırsın diye ben bekledim. Yanına para aldın mı Bülent? Ergun Bey verdi efendim. Her şeyimiz tamam efendim. Evrakımız da hazır. Hadi Kanarya fırla. Aha. Şevket Bey mi arıyor acaba yine? Efendim Özge. Ne oldu yine? Ha Özge Hanım'mış. Konuşamam şimdi, toplantıdayız. Biraz bekler misin? Konuşun efendim, konuşun. Bekleriz. Rahatınıza bakın siz. Aile meselesi daha önemli. Bülent gitsin mi? Bize var mı başka bir emriniz? Özge alınıyorum bak. Konuşma böyle annem hakkında. Vay efendim vah. Siz de bu dertlerin hangisiyle uğraşacaksınız? Ya bırak Ergun, şimdi başlayacağım senin Şükrü Bey'ine de sana da. Sizin yüzünüzden mercimek gümrükte kalmış. Sevk etmemişler sigortası yapılmadığı için. Öyleymiş efendim maalesef. Ne derseniz haklısınız. Bitti, geçmiş olay. Efendim söylemek bayağı düşmez ama. Az önce kendisi de itiraf etti. Bu sigorta işi Cem Bey'in inadı yüzünden. Kaç taraf ödesin diye tutturdu. Yapma ya. Ya. Ben de pisi pisine kardeşimin kalbini kırdım. Puh. Nerede o Leyla? Şevket Bey az eve gitti efendim. Gitti mi? Bak sorumsuzlar. Nereye gitti? Efendim şimdi üzüleceksiniz ama eve gitti. Özcan'la kavga ettiler. Kavga mı? Ergun felaket tellalı gibisin ya. Ya senin ağzından iyi bir laf çıkmaz mı be? Bir tatsızlık olmasın. Yok be abi. Cem sakin çocuktur, bir şey olmaz. Bir imza da şöyle rica edeceğim Şükrü Bey. Olabilir efendim, o adam normal değil. En sakin insanı bir çileden çıkarır vallahi. Ergun, sen de yangına körükle gitme şimdi. Abim zaten diken üstünde. Doğru söylüyor oğlum. Ciddi bir şey konuşulmaz o adamla. Boşuna tahta kafa dememişler efendim. Vallahi ben Nimet Hanım'ı da onun çıldırtığına inandım artık. Şuraya da bir imza rica edeceğim. Buyurun efendim. Cem öyle sakindir falan ama Şükrü, bir tepesi attığımı tutamazsın. Tabii efendim gençlik, fırtına gibi maşallah. Her şey de öyle. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah efendim. Getirmeyin aklınıza öyle kötü şeyler. Ha, gittikleri yeri biliyor musunuz? Ne o? Tuh, keşke bilseydiniz. Polise haber verdik. Saçmalama Ergun ha. Daha neler artık? Hadi tamam mı? Bitirdiysen. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Kim götürecek bunları vergi dairesine? Bülent. Dışarıda bekliyor. Hadi bakalım. Şu çocuğun şansı yokmuş be Şükrü. Nereden düştük bu ailenin içine? Hakikaten efendim. Allah sabır versin. Gelinimize laf yok ama. Hı. Ergun Bey de çıkamadı. Konuşuyordur. Bulmuştur yine konuşacak bir şey. Geç kalıyoruz ama vergi dairesine. Cezalı yatırırsın sen de. O düşünsün, bırak. Cıvık cıvık konuşur babam, affedersin. Kendini kovdurana kadar uzatır. Hah, Bülent. Buradayım Ergun Bey. Sizi bekliyorum. Al şunları fırla. Geç kaldık ama biraz. Yetişir yetişir, sen fırla. İyi ki zengin değiliz Demet. Ne oldu Ergun Bey? Baksana kızım, birbirlerini yiyorlar Nimet Hanım'ın serveti yüzünden. Veliaht Hazretleri tahta kafayla buluşmuş. Şevket Bey merak içinde. Vallahi muhakkak bu işin sonunda kan çıkacak. Ağzını hayır aç müdürüm, affedersin, daha ne? Belki de çıktı. Görmüyor musunuz televizyonlarda? Para yüzünden ne cinayetler işleniyor. İster misin tahta kafa şimdi dan diye vursun Veliaht Hazretlerini? Tövbe. Müdürüm sen hayırlı bir şey konuşmaz mısın, affedersin? Sen niye buradasın Abbas Bey? Sen niye lafa karışıyorsun? Siz de ama hep kötü şeyler anlatıyorsunuz Ergun Bey. Hayat böyle kızım. Menfaatler için gırtlak gırtlağa giriyor insanlar, baksana. Oo efendim, çok şükür sağ salim geldiniz. Babanız da merak içinde sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O adamın sağ solu belli olmaz efendim. Ruh hastası. Saldırır maldırır, Allah korusun. Ne adine müdürüm, affedersin. Aslan gibi adam maşallah. Tahtabaş mı dinler, vurdu mu devirir vallahi. Oh efendim, çok şükür geldiniz ya. Öpeceğim, öpeceğim. Ne acısın. Başı belaya girdi bu çocuğun oğlum, sen ne dersen de. Keşke göndermeseydik. Dur biraz be abi. Gel. Efendim, gözünüz aydın, Cem Bey geldi. Ha işte. Ah Cem, ne yaptın be oğlum ya? Ah, kötü bir şey olmadı inşallah. Az kalsın oluyordu baba. Zor tuttum kendimi. Yapma be. Duydun mu Şükrü? Duydum abi. Vay efendim vay. Yine ucuz kurtulmuşsunuz. İnsanı katil eder böyleleri. Sarhoş geziyor, dengesiz. Ciddiye almamak lazım o adamı baba. Acıdım aslında. Neyse neyse, geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun efendim. Vallahi hepimize. Öpeceğim. Gel. Gel. Efendim kahveleriniz, buyurun. Abbas ver kahvelerini, sallanma. Sallanan yok müdürüm, affedersin. Söyler öyle söyler, aldırma. Tövbe öyle. Tövbe. Konuşma hadi konuşma. Önüne bak, köpüğü kaçıracaksın. Bakıyor her gün. Cem döndü mü bankada? Dönmedi henüz efendim. Bülent de orada bekliyor. Hadi bakalım. Eline sağlık Abbas Efendi. Afiyetle iç babam. Afiyet olsun efendim. Benden bir isteğiniz var mı? Yok şimdilik. Cem gelsin de konuşuruz. Tabii efendim, ne zaman emrederseniz. Abbas çık hadi. Çıkıyoruz ya müdürüm, affedersin. Çıkıyor ya adam her gün. Çık. Çık hadi. Çocuk 13 trilyonu havada kaptı, helal olsun. Yakışır. Poğaçalar da sıcakmış. Afiyet olsun. Abbas Bey de malı götürüyor bugün Leyla hanımlardan. Ne aç gözlüymüş. O karısı yok mu, o karısı ne bilmiş. Leyla teyze vermiş ama Ergun Bey. O da ayıp etti kızım. İnsan bir sorar başka ihtiyacı olan var mı yok mu diye. Koskoca buzdolabı var, gıcır gıcır. Fırın öyle, bulaşık makinesi öyle. Alalı bir yıl olmadı daha. Bak siz de ev kuruyorsunuz. Size veremez miydi? Ben kimsenin eskisini istemiyorum Ergun Bey. Eski değil kızım. Yazık, faturaları bende. Aldık zaten Ergun Bey, taksitle. Az para mı kadar ya? Vadede bin diyorlar üstüne. Ne yapalım Ergun Bey? Biz de bir kere evleniyoruz. Ha işte. Siz bu kafayla hiçbir şey sahibi olamazsınız kızım. Bak Hacı Hanım'a nasıl balıklama atladı. Koltuklar, halılar, kanepeler, karyolalar. Aç gözlü. Hah, Abbas abi geldi. Hoş geldin Abbas Efendi. Hoş bulduk bacım, affedersin. Oo Abbas Bey, malı götürmüşsünüz. Ne kelime müdürüm, affedersin. Büyük hanımdan kanepe, koltuk ne varsa Allah versin. Topladık müdürüm sadece. Ne götürmesi, affedersin. Adamın kafasını bozma, affedersin. Topladınız ha. Ne fırsatçıymışsınız be. İnsan bir haber verir. Belki bizim de bir ihtiyacımız var. Bak çocuklar yine ev kuruyor. Allah gözünü doyursun be. Konuşma öyle müdürüm, cıvık cıvık affedersin. Biz ölü soyucusu muyuz? Tövbe tövbe. Ne oluyor? Üstüne mi yürüyorsun? Katil. Yürüyorum affedersin. Gel, gel. Gırtma tanesi sıkma. Abbas abi, dur. Abbas abi, şimdi patronlar gelir, rahat dur. Babam kurbanım sana. Az müsaade. Bülent, tutun şunu. Gel, öldürecek misin? Hadi gel öldür. Katil, sıkıntılanı. Sıkarım affedersin. Konuş böyle cıvık cıvık affedersin. Ne oluyor? İyi ki geldiniz Şükrü Bey, kavga ediyorlar. Kavga mı? Gel, hadi gırtlakla. Çıldırdınız mı Ergun, ne yapıyorsunuz? Üstüme yürüyün efendim, baksanıza. Gözü dönmüş adamın. Abbas Efendi olur mu şimdi? Aa. Kurbanım sana babam affedersin, hakaret ediyor affedersin. Ne demişim efendim, ne hakareti? Büyük hanım ev eşyaları bunlara veriyormuş. Öyle mi? Benim haberim yok. Evet efendim, hayırlı olsun dedik. Ne var bunda? Bütün suçumuz bu. Ya ne var bunda Abbas Efendi? Öyle değil babam affedersin. Öyle demediniz ama Ergun Bey, kusura bakmayın ama. Ne dedi küçük hanım? Demet sen karışma. Yok babam, öyle değil affedersin. Ölü soyucular, açgözlüler, konuşuyor cıvık cıvık. Ya ne ayıp şeyler bunlar. Kimin malını kim paylaşamıyor Allah aşkına? Az kaldı efendim, birkaç masa bak. Nereye getirdin beni böyle Ergun? Bize geldik efendim. Heh. Yavaş. Senin evin bu kadar yüksekte miydi ya? Evet efendim, 4. kat. Unuttunuz mu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok içtik. Hakikaten çok içtik efendim. Hah geldik, işte şu kapı. Oh neyse. Aa, alındı mı benim Hollanda vizem Ergun? Alındı efendim bugün. Oh be! Ne zaman hareket? Hemen efendim. İsterseniz yarın uçurabiliriz sizi. Helal olsun Ergun! Büyük adamsın. Kurtardın beni şu cani kadının elinden. Görevimiz efendim, yapacağız tabii. Yavaş. Geldik mi Ergun? Geldik efendim, geldik. Çocuklar, terlik verin Raşit Bey'in ayağına. Size çok teşekkür ederim Ergun Bey. Görevimiz efendim. Sağ ol, iyi akşamlar. Hah burası. Şimdi bir dakika, zile basmadan önce içeride ne yapacağımızı bir daha konuşalım da. Kaç kere konuşacağız Ergun Bey? Biliyoruz. Konuşacağız kızım, öyle değil. Kremlin sarayı gibi burası. Her şey protokol. Zaten iki ailenin arası açık, bir pot kırarız. Ben gelmeyeyim, sizi burada bekleyeyim o zaman Ergun Bey. Olur mu Kanarya? Şuraya kadar beraber gelmişiz. Sen girmezsen ben de girmem vallahi Bülent. Saçmalama evladım. Yiyecek değiller ya bizi. Efendi gibi veririz hediyemizi, 10 dakika oturur çıkarız. Uzar şimdi Ergun Bey, bir şey ikram ederler. Su koyarım şimdi Kanarya. Kim verecek hediyeyi? Öyle konuştuk ya Ergun Bey. Siz vereceksiniz işte, size düşer. Peki tamam, ben veririm. Hepimizin namına kısa bir konuşma yaparım. Evet. Hadi Abbas Efendi sıkılma, bunlar böyle işte, görüşürüz. Hadi Abbas amca biz gittik. Yolun açık olsun babam, güle güle. O efendim maşallah, siz de buradasınız. Ne güzel, ne güzel. Ziyarete geldik Özge'yi. Ne güzel efendim, ne güzel. Biz de şirket çalışanları olarak böyle hediyemizi vermeye geldik. Aman fazla kalmayın çocuklar, içeride gergin bir hava var. Eyvah, duydu mu Demet? Nimet Hanım misafirleri ısırıyor. Boynu altında kalsın babam affedersin. Patronum hatır olmasa bir dakika durmam vallahi şurada. Ne yapsak çocuklar? Başka zaman gelelim isterseniz Ergun Bey. Yok canım, büyütmeyin o kadar. Verin hediyenizi çıkın. Bakmayın Ali'ye. Şükrü kapıda kalmıştı, anahtarını almadan çıkmış. Biz ondan erken kalktık, telefon etti. Kapıda mı kalmış efendim? Vah. Onun için acele ediyoruz. Hadi Ali. Gidelim sahip, buyurun. Aradan. Güle güle. Hadi görüşürüz. Efendim güle güle, selamımızı söyleyin. Ha Kanarya, nasıldı frikik golümüz ama? İkinci devre görüşürüz. Hadi Ali. Konuş bakalım patron çocuğu. Ben sana şimdi güzel bir cevap verdim ama dua etme bana. Konuşma öyle arkasından müdürüm affedersin. Günaha sokmayın sana. Zaten kafam bozuk. Allah Allah. Sana mı soracağım nasıl konuşacağım Abbas Bey? Ne oldu yine? Ateşin mi yükseldi? Konuşma öyle cıvık cıvık tamam mı? Hadi işine git. Git işine. Ne alacaksın al. Konuşamazsın. Konuşma. Cıvık. Allah Allah. Burada mı buldu beni? Yıkıl karşımdan. Sen yıkıl. Boyun devrilsin. Abbas abi oluyor mu şimdi bu yabancı yerde? Abbas Efendi lütfen hatırım için. Bacım kurbanım sana. Bırak affedersin. Tüh Allah cezanı versin. Bunu mu yapacaktın bana? Haydut. Bak ben ne yapıyorum sana? Yap bakalım. Yap ne yapacaksan yap. Elinden geleni ardına koyma. Gel. Abbas abi ayıp oluyor ama. Vallahi geldiğime geleceğime pişman ettiniz beni. Yüzün gülecek evladım. Kapıyı çaldın açtılar. Hemen efendim iyi günler. İyi günler buyurun. Ne yapacaksın? Yine güler yüzle. Efendim yayın evimizin kütüphanenizi biz kuruyoruz kampanyası bünyesinde. Şöyle 12 ciltlik klasiklerden oluşan bir roman setimiz var. Ergun Bey siz harikasınız. Yapabilirsiniz bu işi. Yaparım evladım. Ne var? Sıcak olacaksın insanlara sıcak. Yüzün gülecek. Hı. Bizimki de gülüyor Ergun Bey. Öyle değil. 40 yıllık ahbap gibi. Allah razı olsun müdürüm. Hah getirdin mi tazeleri? Aferin. Buyur. Gözünü aç babam. Sağ olsun müdürüm her zaman anlatmaz bunları. Tek kelimesini kaçırmıyorum vallahi kurban. Satış olsun da. Olur. Satıcı adam müşterisinin ruhuna işleyecek. Buyur. Siz gidiyorsunuz adamın karşısına. Şöyle bir şey var alır mısınız? Almam. Can isterse alma. O kadar da değil Ergun Bey. Daha neler Ergun Bey? Güzel güzel konuşuyor çocuk. Bir dakika kızım lafımız bitmedi. Satıcıdan satıcıya fark var. Anlat hele sen babam anlat. Dur bacım affedersin. Anlatsın. Kızma müdürüm. Kulağımız sende. Tamam efendim. Klasikler ilginizi çekmiyor. 10 ciltlik şöyle dünya mizahından örneklerimiz var. Buyurun. Ayrıca yine yayın evimizin hediyesi olarak şu 2 cilt macera, 3 cilt polisiye, 3 ciltte en güzel dünya fıkralarından oluşan şu kitaplarımız da bedava. Tamam alıyorum Ergun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman efendim bu ne sürpriz. Pazarlamacılığa başladım. Ne yapalım efendim? İş arıyoruz yavaş yavaş kendimize. Babam hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın Abbas Efendi? Çok şükür babam. Sağlığına duacıyız affedersin. İyi günler efendim. İyi günler. Satıcı değil o Seyit abi. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk canım hoş bulduk. Bırakmayız artık sizi Şükrü Bey. Efendim geçici mi kalıcı mı? Bakalım. Abim çağırdı konuşacağız. Oh ne güzel. Kalıcıdır inşallah efendim. Konuşun efendim konuşun. Her şey konuşa konuşa. Şimdi ben de onu anlatıyordum çocuklara efendim. Tatlı değil güler yüz. Öyle. Abim gelmedi mi? Geliyor efendim neredeyse. Buyurun odanıza. Geç deme. Buyurun efendim. Ha Demet, Bülent kitap pazarlamacılığından başladı. Evet Şükrü Bey. Başladı efendim. Satıcılıkları zayıf. Ona çalıştırıyordum ben de. Vallahi bravo. Senin de anlamadığın iş yok. Anlarız biraz efendim. Şöyle buyurun masanıza. Yok yok böyle iyi. Olur mu öyle şey efendim rica ederim. Sizin yeriniz buyurun lütfen. Bak iyi böyle abim gelsin de. Ya ama... Israr etmeyin Ergun Bey. Sıkma adam müdürüm affedersin. Bırak canı nasıl isterse. Allah Allah. Otur babam otur. Hadi sen dolaşma fazla ayak altında. Şükrü Bey'in kahvesini yap. Tövbe müdürüm. Kaçmıyor ya adam affedersin. Bir nefes alsın. Yaparız. Özledik sizi Şükrü Bey. Ben de öyle. Siz olmuyor bu şirket vallahi Şükrü Bey. Sağ olsun. Şevket Bey de iyidir ama siz bambaşkasınız. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk abi. Özlettin oğlum. Otur bakalım masana iş var. Otururuz abi konuşalım da. Konuşuruz geç otur. Böyle daha iyi. Geç otur. Hadi. Oh Allah'a şükür. Tabii canım et tıraktan ayrılır mı? Anlaşır onlar canım anlaşır. Şükrü Bey de geldi ya. Oh öyle sevindim ki şu işe. Şevket Bey de bana nasıl gülümsedi farkında mısınız? Ha Demet hadi biz gidiyoruz. Hadi güle güle. Ha gidiyor musunuz dediğim gibi ha? Müdürümün dediği gibi aman ha aman. Aynen kurban yüzümüz gülecek hiç merak etme. İyi günler efendim. Ha öyle göreyim sizi. Hayırlı işler babam. Sağ olasın kurban. İnsanlar okusunlar da satarız. Güle oyna niye satmayalım? Hadi Seyit abi. Hadi Abbas yap sen de kahveler sallanma. Derhal müdürüm. Oh oh neyse kendi ayağıyla da geldi. Kavga filan çıkmaz artık. İnşallah Ergun Bey. Halletseler şu işi tatlılıkla. Ederler ederler. Şevket Bey de yumuşadı. Gördün mü bana nasıl gülümsedi? Gördüm. Bakma serttir ama kalbi temiz adam. Özür diler gibi gülümsedi vallahi. Aslında sever beni. Sever tabii. Baba adam. Belli etmez ama sever sever. Ne konuşuyorlar acaba? Bırakın artık Ergun Bey. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Olur mu kızım? Bu hepimiz istikbali. Hayrola Ergun? Hiç efendim. Bir emriniz var mı diye. Emir yok, estağfurullah. Söyle arkadaşlara, bu akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Yemek mi efendim? Yemek Ergun. Kendi aramızda. Şirkettekilerle şöyle fasıllı masıllı ha?